Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 31. haftada salı akşamı oynanan Yılport Samsun Spor Tuzla Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Samsun Spor çok önemli bir 3 puan aldı ve aynen. Bugün eğer bugün çarşamba günü Eyüp Spor puan kaybederse Samsun Spor'un çıktığı bile neredeyse artık tamamen tescil edilecek gibi olacak. Yani resmen çıktı olacak. Çünkü Samsun Spor'un artı 6 puanı garanti. 90 dakikası kaldı sadece çünkü. Aynen Samsun. Öyle. Hani bugün Eyüp Spor maçını kazanırsa Samsun Spor'un çıkmayı tamamen garantileme işi Keçiören Gücü'ne maçına kalıyor ama ya zaten Samsun Spor işi bitirdi. Artık aynen. Onları konuşmanın bile anlamı yok. Maçla ilgili çok konuşacak şey. Aynen. Çünkü çok gergin bir maç oldu. Bu da bekleniyordu. Çok doğal. Çünkü Samsun Spor'la Tuzla Spor'un arası iyi değil. Bu 2020-21 sezonuna dayanıyor. Aynen. O sezon Tuzla Spor'un Adana Demir ve Giresun maçlarına hani ilginç kadrolarla çıkıp hatta o dönemdeki çıktığı maçlarda forması oyuncuların yaptı. Üstünde forma numarası bile yazmıyordu, isimleri bile yazmıyordu. Hani halı sahile gibi oldu resmen. Evet, öyle garip maçlar olmuştu. Biz ilk hatırlatmalarımızı yapalım, ardından da maçın sonucunu konuşalım. Cidden çok atraksiyonlu ve gergin bir maç oldu, onu da söyleyelim. İptal edilen goller var. Penaltı beklediği pozisyon var Samsun Spor'un. Hepsini konuşacağız ayrıntılı. Hüseyin Hoca'ya eleştiriler de var. Hoca'yı haklı bulanlar da var. Bayağı bir ilginç bir maç oldu. İptal edilen goller var. Bünyamin Yürür'ün olayı var. Çok var. O oyuna girdi, çıkartmaya çalıştı, hoca çıkmadı falan. Sonra Selahattin Başkan'ın ona destek mesajları. Ahmet Spor Başkanı yani. Hepsini konuşalım. Evet. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan, Sportrivele hesaplarından. Özellikle Twitter ve Instagram'dan takip edin. Orada çok aktifiz çünkü. Aynen. Tüm haberleri falan oradan paylaşıyoruz. Samsun Spor'un bir 11'ini sayayım ben dün maça çıktı. Tuzay'ı da ardından say. Da tamamdır. 11'ler üzerinden de hani yorumlarımız Samsun yapalım. Spor kalede Şumski ile başladı, Polonyalı kaleciyle. Her zaman olduğu gibi klasik. Hı hı. Üçlü savunmada Zeki Alim, Yunus Emre Çift. Haris beşli de sağda 11'e döndü bu maçta. Solda da Hoca Mücahit oynattı. Zaten Hüseyin Hoca son dönemde doğal olarak rotasyon yapıyor. Çünkü tüm oyuncularını da kullanmak istiyor. Hı hı. Ortadaki üçlü de Osman, Celil, Yusuf Emre Gültekin. En uçta da Douglas ve Morike Fofana ile başladı hoca. Tuzla Spor'da da Kemal Tavacı hoca kalede kurtuluşu başlattı. Sağ bek Ogun Bayrak, stoperde Gökhan Akkan'la Filip Gameli Avuku, sol bekte Mehmet Coşkun. Orta sahada şu aslında biraz ilginç bir diziliş oldu. Rotman'la Mehmet ikili aslında orada. Doğru. Muhammed Demirci ve Erol Canak da, Ozan Papaker ve Aron Lea İseka. Tuzla Spor maçı açıksız başladı. Muhammed Demirci de açık değil, Erol Canak daha da açık değil. İkisi de Erol Can orta saha oyuncusu, Muhammed de 10 numara. Ozan Papaker'le LSK da şöyle oynadılar. Ozan Papaker'le arkalarını oynadılar. Aynen. Yani önde LSK, arkasında 10 numara gibi de Ozan Papaker. O da bence yanlıştı. Yanlış, Ozan Papaker zaten öyle bir oyuncu. Santrafor, en uç oyuncusu yani. O yüzden nasıl bir maç oldu sence? Samsun Spor gergin mi geçen maçı? 1-0 kazanmayı bildi. Avuku'nun daha ikinci dakikada kendi kalesine attığı golle. Yorumun ne olur? Başlayalım. Şimdi öncelikle bir kadrodan gireyim ben. Tabii. Özellikle Tuzla Spor tarafından girerek başlayacağım. Tamamdır, benim anlamadığım ekiple. Çok garip noktalar var Tuzla Spor'da ki. Gerçi ben buna şaşırmıyorum Tuzla Spor'da da. Ne gibi? Şimdi Mehmet Coşkun sol bekte oynadı. Muhammed Bayer niye oynamadı? Bir. İmbula niye haftalardır yedek kalmaya başladı? İlk geldiğim haftalarda oynamaya başlamıştı 11'de. Yani oynuyordu. Ardından kesildi, oyuna bile İmbula girmiyor. İmbula oyuna girecekti aslında Bünyamin'in yerine. Bünyamin çıkmak istemeyince evet. Almadılar. Muhammed oynamıyor, İmbula oynamıyor 2. Ardından Yahya bu takımda nasıl yedek kalıyor anlamıyorum 3. Ondan sonra James Adeniyi bence nasıl yedek kalıyor anlamıyorum. Ozan Papaker nasıl 11'de başladı? İlginç noktalar. Adeniyi zaten ama son maçlarda hep yedek kalıyor. Evet işte onu anlamıyorum. Keçi o maçında da, da yedekti. Denizli maçında 11 başladı, 46'da çıktı. Aynen öyle. Onun dışında yine kadroya baktığım zaman da Tuzla Spor'da mesela şimdi dünkü maça bakıyorum ben. Ya maç bir başladı. Tamam, Avukan'ın kendi kalesine attığı gol olabilir. Çok kötü bir gol oldu. Olabilir. Talihsizlik. Ona bir lafım yok. Nasıl o gol attın? İşte tabii, tabii. Çok büyük hata yaptın demiyorum. Ama Avukan'ın ardından maç içinde yaptığı pas hataları, garip pas tercihleri,
ve durduğu yer, yani Samsunspor hücumuna karşı savunmada tuttuğu, durduğu yer çok sıkıntılıydı. Yani bana göre Avuku maçın en kötü oyuncusuydu. Samsunspor oyuncular da dahil, bana göre Gameli, Avuku maçın en kötü oyuncusuydu. Öyle düşünüyorum. Kurtuluş maçın yıldızıydı zaten Tuzlaspor'da. Çok top çıkarttı. Aynen. Gayet iyi oynadı. Hatta Douglas Tanken ikinci yarıda bir tane kafa vuruşu oldu. Onu da havadan çıkarttı ama o top eğer normal şut da gelseydi kale gol olurdu. Süzülerek geldiği için orada kurtuluş Douglas'ın kurtardı. Douglas'ın orada top sanki kafasına da tam net çarpmadı. Aynen, gibi. Çarpmadı. Şuradan bir yerden sekti yok, gibi oldu. Yok, kafasından çarptı da şöyle oldu. Hani direkt şut olarak gitmedi. Havada süzülerek aynen, gittiği için kurtuluş kurtardı. Eğer doğru. Direkt kafa vuruşu olsaydı bence gol olurdu. Zaman kazandırdı kurtuluşu. Aynen, zaman biraz. Kazandırdı. Çünkü şut çekse bence üzerinden direkt kaleye gidip gol olurdu. Doğru. Bence Samsunspor'da Celil Yüksel sezonun en iyi maçlarından birisini oynadı. Bak ben sana söyleyeyim. Yani tamam, bazı noktalarda Celil belki skor yapamadı ama bu maçta ileriye top taşımasında, pas yüzdesinde bence gayet iyi oynadı. Bana göre Samsunspor'da da kötü oynayan oyunculardan birisi Douglas Tanko'ydu. Gol Var'ın katkılarıyla devam ediyor. Douglas çok top kaybetti. Osman Çelik kötüydü zaten, hoca çıkarttı ikinci yarıda biliyorsun. Hoca zaten merkezdeki üçlünün hepsini değiştirdi. Evet, Yusuf Emre Gültekin kötü oynadı bana göre. O da çok fazla top kaybı yaptı ve geriden çok fazla ileriye böyle top taşıyamadı. Bir frikik kullandı. Aynen. Kurtuluş rahat tuttu. Rahat kurtardı. Mücahit'i ben çok beğendim. Şöyle ayırıyorum onu da. Fizik ve kondisyon olarak Mücahit'i çok yeterli buldum. Çok da hırslı oynadı. Biraz fazla top kaybı yaptı ama bu da normal. Çünkü hoca oyuncu henüz maç ritmini yakalayamadı. Tabii çok ağır bir sakatlıktan maalesef döndü. O yüzden Mücahit'te de bu durum doğal. Hatta çünkü Mücahit'i şimdiden böyle hoca oynatması gerekiyor. Samsunspor'da bence Süper Lig'de Mücahit'in 3. alternatif sol bek olması gerekiyor. Sen katılıyor musun bana? Ben de sana onu soracaktım. Mücahit Süper Lig'de oynayabilir mi? 3. alternatif olarak diyorum. Samsunspor 3 tane bekle başlar mı ki? Şimdi şöyle, bir tane bence yabancı alınacaktır. O banko canım. Aynen. Bir tane de Süper Lig'in havasına bilen bir yerli. Yani o seviyeyi kaldırabilecek noktada. 2. Hasan Ali Kaldırım gibi mi mesela? O tarz aynen. Sallıyorum. Aynen. En yakını. Aynen. Bir de 3. de Mücahit takımda kalmıyor. Şöyle bir şey yapabilir mi Samsunspor? 2 sağ bek, 2 sol bekle başlayıp bir de hem sağ bek hem sol bek oynayabilecek toplam 5. Çünkü 3 sağ bek 3 sol bek çok fazla olur. Yedek kalmak istemez hiçbir oyuncu. Sıkıntı yok, ben çıkar. Şey olarak demiyorum. Sağ bekte 3 tane olsun demiyorum. Daha çok sol beke söylüyorum. Çünkü biliyor bunu herkes. Türkiye'de ciddi anlamda sol bek sıkıntısı var. Dünyada var zaten. Zaten Samsunspor'un çok kaliteli bir sol bek alması lazım. Aynen. Adana Demirspor'un Kevin Rodriguez gibi. Kesinlikle. Mesela. Hani o yüzden o ben sol bek konusunda daha böyle itinalı bakıyorum olaya. Mesela sana örnek vereceğim. 2 tane diyorsun ya mesela. Şimdi bir tanesi zaten otomatik 11'de oynuyor. Allah korusun 11'deki oyuncu sakatlandığı zaman da kulübende de oyuncun yok. Alternatif oyuncu da yetmezse ne yapacaksın? Samsunspor bunun sıkıntısını 2. ligden 1. lige çıktığında 1. ligde bile yaşadı ya. Bak kim vardı mesela? O sene Mücahit oynatmadılar ama işte. Yok, Kerem öncesinden bahsediyorum. Kerem Can Akyüz vardı. İşte Buğra Çağran geldi. Buğra Çağran vardı. Bunlar zaten yetmiyordu. Keremcan Akyüz bile yetmez diyorduk mesela, anladın mı? O alternatif olacak evet, işte. Evet. Ben o yüzden ama orada zaten demiştik. Yani yabancı gelsin, Keremcan alternatif olsun demiştik ama yabancı gelmemişti. Mücahit gelmişti orada. Onu oynatabilirlerdi. O da devre arası geldi. Oynatmadı, hata yaptı. Biraz işte oynattı. Ardından oynatmadı. Mücahit Erzurum'dan hazır geldi o sene. Süper Lig'de 11'de oynuyordu bazı aynen maçlarda. Hoca oynatmadı. Yani orada ilginç bir şey oldu. Hı-hı. Ben zaten sana katılıyorum. Samsunspor'a çok kaliteli bir sol bek lazım sene. Yani aynı Kevin Rodriguez gibi. Hı hı. İşte Matej Hanušek gibi mesela. Hanušek de iyi sol bek. Ankara Gücü'ne gitti maalesef depremden dolayı. Yani Antep'te oynayan. O tarzda bir sol bek alabilir yani Samsunspor. Yabancı olarak katılıyorum ben sana. Onun dışında maça baktığım zaman da Yunus Emre Çift muhteşem oynadı yine. Müdahalelerinde savunmadan topu çıkartırken yine çok soğukkanlı kalması Samsunspor'a çok fayda sağlıyor. Yunus Emre Çift Süper Lig'de Samsunspor'a çok katkı verir. Eğer Allah korusun bir sakatlık olmazsa tabii, bu soğukkanlılığı var ya Yunus Emre Çift'in hem kendisine hem de Samsunspor'a çok şey katacağını düşünüyorum. Yunus Emre'nin önü açık. Önü açık. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Bunu geçen sen de söyledin. İkimizin ortak görüşü. Tayyip Talha gibi transfer yapma ihtimali çok yüksek. Tabii, şöyle tabii. Bir 3,5-4,5 milyon euro gibi bir bonservis de Yunus Emre de Samsunspor'a bir para kazandırabilir ama diyorum, altını çiziyorum. Yunus Emre şöyle bir 2 sene Samsunspor'da oynasın. Kendini iyice geliştirsin. Samsunspor'un çok da büyük avantajı var. Tabii ki ilk sene ligde kalıcı olması gerekiyor ama
borsuz olarak gidecek Süper Lig'e. Çok büyük avantaj. Takımların borçları belli ortada. Samsun Spor eğer iyi bir yapılanma yaparsa Yüksel Başkan, Samsun Spor birinci senenin ardından, ilk sene için konuşmuyorum bunu, kimse hani yüksekten atmasın, yüksek hediflere gitmesin, önemli olan önceliklikte kalıcı olmak. Ardından Samsun Spor bir hedef koyabilir. Böyle bir para da var, bütçe de var. O yüzden Yunus Emre çift de bu yolda Samsun Spor'a katkı verecek oyuncuların başına geliyor. Zaten şimdi Süper Lig'deki takımlara baktığımızda kaç tane rahat takım var ki, değil mi? Bir Adana Demirspor var. Başka? Anadolu'dan, yani Anadolu'dan, anladın mı? Başka yok ki. Karagümrük maddi olarak rahat. Karagümrük Anadolu takım saymıyorum. Tabii. Taraftar yok çünkü. Hani borçsuz takım anlamında diyorum. Yani Süleyman Urmu orayı. Taraftar gücü, camia, şehir çünkü olarak. Çünkü şu açıdan diyorum, Karagümrük çok iyi yabancılar getiriyor. Hani o yüzden daha ilk geldiği sene Lucas Biglia'ları falan getirdi biliyorsun. Aynen. İtalya'dan Viviano'yu getirdi. Bertolacciler geldi. Tabii çok büyük. Borini onlar geldi. Büyük oyuncu. Borini Liverpool'da falan oynadı. Büyük oyuncular yani bunlar. Ya şimdi bakıyorsun Süper Lig'de. Bir Adana Demirspor var senin dediğin gibi. Karagümrük rahat takım oyuncu getirebilme anlamında. Onun dışında Anadolu takımlarımıza baktığında birçoğu borçla cebelleşiyor. Kayserispor'un tahtası kapalı işte. Çağdaş Hoca mesela ona rağmen çok başarılı yani. Aynen. Müthiş iş yapıyor. Başakşehir de saymıyoruz. İstanbul takımı hani maddi olarak rahat ya, o yüzden. Cami olarak yok cidden Adana'nın dışında yok. Samsun Spor'un bence Süper Lig'de önümüzdeki sene ilk hedefi ilk 10 kalıcı, çok gerçekçi duruyor. Kalıcı olması lazım. Ya kalıcı şöyle, hani alt sıraların sıcaklığını yaşamamalı. Tabii öyle olmayacak zaten. Ya Samsun Spor Yüksel yani. Başkan elindeki imkanları iyi kullanırsa Hüseyin Hoca ile beraber hani iyi istişare edip iyi kadro kurup ilk 10, ilk 8 işler çok yolunda giderse ilk 5, ilk 6 oynayabilir. İç sahayı kale yapıp deplasmanlardan da iyi sonuçlar yaparsa, ama ilk sezon zaten tabii ki de ilk 10 çok iyi olur. Ardından aşama aşama, çünkü Samsun Spor'un çok büyük avantajı var. Oyuncu getirebilmek için para var, şehir güzel. O imkanlar inşallah kullanılırsa, bir de şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Bizim ülkemizde bu çok yaşanıyor. Bazı takımlar şimdi çıkıyor, işte çok büyük söylemlerde bulunuyor. Kendini hedef haline getirip bir sene sonra küme düşen takımlar da var. O işte ondan zaten. Ordu Spor'u hatırlıyor musun? Hector Cooper geldi. Uçtular havalar. Marsilya'da çalıştı. Valencia'da çalıştı Cooper. Inter'de çalıştı. Aynen. Çok büyük hocaydı. Ordu Spor sürekli diyordu biz ilk 5'e gireceğiz, şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Ordu küme düştü. Şu an esamesi okumuyor takımı zaten. Amatörde Ordu zaten. Hani şöyle oldu. Samsun Spor'un başına böyle bir şey gelir diye demiyoruz. Hani yanlış anlaşılmasın ama ayaklar yere sağlam basılmalı. Zaten Samsun Spor'un imkanları çok iyi. Kesinlikle. Mesela Sivas Spor çok kısıtlı imkanlarla 3 sene Avrupa'ya gitti üst üste. Hı hı. Samsun Spor da bunu yapabilir. Şimdi ben zaten Samsun Spor için 2 tane şey söyleyeceğim. Ardından tamamen Tuzla maçına geçelim. Tabii ki de. Birincisi zaten ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Şimdi para var ya mesela Samsun Spor'da, güç var. Bir anda yüksekten uçup işte biz şunu yapacağız, bunu yapacağız noktasına gidip işler sarpa da sarabilir. Bu sıkıntı olur çünkü. Bir de paranın olması da tehlike şu açıdan. Evet. Şu an herkes Yüksel Başkan'a yanlamaya çalışacak. Aynen. Menajerler. Birlik oyuncu beşlik yapacaklar. Şimdi Samsun Spor 2011-12 sezonunda Süper Lig'e çıkıp bir sene kalıp hemen düştüğü sezonda o sene çok kötü yabancılar gelmişti. Böyle bir maça çıkan, üç maça çıkan yabancılar takımın ana sağladı o sene. Eşek yüküyle borç oldu. Evet. Hani Yüksel Başkan'ı da şimdi çok böyle simsar tipli insanlar da gelebilir yanında. Oyuncusunu adeta kakalamak için yani. Hı-hı. Para olduğunu biliyorlar. Evet. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnşallah iyi oyuncular gelir. Yani. Patates oyuncular gelmez. Bir de hani şöyle bir nokta var. Sıfırdan kadro kuracak Samsun Spor. Çok büyük yani ihtimal. Evet. En fazla bak maksimum taş çatlasa bu takımda 5 tane oyuncu kalır. Bu 5 tane oyuncunun da belki de hepsi de 11'de oynamayabilir, oynayamayabilir. Mesela Mücahit kalmalı diyoruz, 11 değil diyoruz. Sumski kalır bence, ne dersin? Aynen, onlara zaten konuşuruz. Sumski falan, bunları çok söyledik. Yaz döneminde zaten çok detaylı konuşuruz. Hani mesela Mücahit'i söyledik bakalım. Mesela biliyorsun. Mesela Mücahit bile 11 oynamayacak oyuncu. Tabii üçüncü canım. Alternatif diyoruz. Zoru. Bu anlamda baktığımız zaman da Samsun Spor'un sıfırdan neredeyse bir kadro kuracağı bir nokta olacak. Şimdi sen sıfırdan bir kadro kurarken de yeni bir ligde başlıyorsun. Bu yüzden Samsun Spor'un için kesinlikle ayaklarını yere sağlam basması gerekiyor. Ha Samsun Spor tarafı şunu söylesin. Ben buna hak veririm, katılırım da. Hatta bunu da yapsınlar. Desinler ki biz Türkiye Kupası'nda hedefimiz var desinler. Çünkü bak mesela Samsun Spor Süper Lig'de değil. Birincilikte oynarken şu üst sezondur 2021'den itibaren hep ne dedik? Süper Lig'in altındaki takımlar için Türkiye Kupası bir zulüm. Hem madde olarak bu statüde. Ama şu an Samsun Spor Süper Lig'e çıktığı için Süper Lig takımları hep kendi sahasında oynuyor.
Samsun Spor bunu kullansın. Hatta geçen sene Adana Demir yeni çıktığı zamanda da söyledik. Orada Adana Demirspor 2 senedir hata yapıyor. Kupayı evet. boşluyorlar hep. Rize'ye elendi. Aynen. Adana mesela Sivas Spor kupayı aldı. Adana Demir de alabilirdi. Evet, Adana Demir mesela kullanmadı. Ama Samsun Spor mesela taraftarı da yönetimi de yeni sezonda mesela dese ki biz Türkiye Kupası'nın daha hedefimiz var. Buradan kısa yoldan Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz desinler. Ben onlara katılırım. 7 maçla Avrupa'ya gidebilirsin. Aynen. 6 ya da 7 maç. Ben buna katılırım. Aynen. Hatta şöyle bir nokta var. Belki finale çıkarsın, bir takımın sıralaması bir şey olur. Sen şeye kalırsın. Doğru. Kupaya kalırsın. Ha, konferans bile olsa kalması avantajdır Samsun Spor için. Ya zaten bizim ülke olarak kupa küçümsemememiz lazım. Bizim ne başarımız var ki? Hem ondan bir de Samsun Spor için de özellikle söylüyorum. Biz 20 yıldır UEFA kupasıyla övünüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bir hiç de Süper yok, Kupamız var. Aynen. Şimdi Lech Poznan bile çeyrek finale kaldı Konferans Ligi'nde. Fiorentina ile oynayacak Perşembe günü. Bizim hiçbir başarımız yok. Tüm takımlarımız elendi. Evet. Hani biz Mart ayını gördük diye seviniyoruz hep. Ha, bizim kupa küçümseme hakkımız yok. Ülke puanımız yerlerde sürünüyor. Mart ayını bekleyen kediler gibi oldu ülke. Aynı. Hani Mart ayı geldiğimiz sevinir ya. Bizimkiler de Mart'a kaldığımız seviniyorlar yani. Ama. Hani bizim biraz artık büyük düşünmemiz lazım. Biz çok böyle hani harcanan paralar ortada. Biz az para da harcamıyoruz. Vallahi ben sana ülke bir olarak. Şey söyleyeyim. Türkiye'de takımlarımız kendi arasında maç yaparken veya bir çekişmeye girerken yarış anlamında şampiyonluk, playoff veya ligde kalma neyse veya atışma anlamında diyeyim sözlü aslan kesiliyorlar. Avrupa'ya gittiğimde şah damar ağaçlar gibiler hepsi. Aynen öyle. Yani resmen böyle garip garip performanslar, garip garip açıklamalar. İşte aynen. Diyorlar ki haftada 2 maç yaptık yorulduk, 3 maç yaptık yorulduk. Yorulmayacaksın. Yurt dışındaki adam da insan ama ona göre bir çalışma stili uyguluyor. Aynen. İtman yapıyor. Ona göre veya bir kadro kuruyor. Doğru. Sen gidiyorsun mesela dar bir kadro kuruyorsun. Ve diyorsun ki benim hedefim şurada şu ama senin hedefin oraya uygun bir kadro değil. O yüzden takımlarımızın biraz da buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabii. Samsun Tuzla maçına girelim pozisyonlara. Çok felaket pozisyonlar var. Bayağı var. Bir kere öncelikle ben ilk yarıda Lea İSK'nın attığı golün offside kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Orada zaten İSK net olarak bir adım önde bir. Önde orada. İkinci nokta Samsun Spor'un duran topluğunu attığı Douglas'ta kafa golünde. Douglas'ın pozisyonu zaten faulle alakası yok. Ona zaten faul çalmadı da Yunus Emre Çift net olarak Gamel'i avukuyu iki eliyle itiyor. Pozisyonda zaten şimdi buraya ekrana görüntü olarak vereceğiz. Oradan da tekrardan izleyebilirsiniz. Zaten herkes izledi ama bir tekrardan programda yansıtacağız. Yunus Emre Çift'i eli net olarak iki eliyle beraber avukuyu itiyor. Yani hakimin vermiş olduğu şey kararı, faul kararı doğru. Sen ne düşünüyorsun? İSK'nın pozisyonu offside, önde zaten. Hı hı. Yunus Emre'nin pozisyonda Douglas'ın golü temiz de Yunus Emre faul yaptı. Hani yükselirken omuzlarına bastırıyor avukunun. Bir de İSK ile de Şumski arasında biraz ilginç bir maç oldu. İSK uzaktan bir tane vurdu, Şumski öndeydi. Şumski de dedi ki orada hani Şumski de resmen şey dedi, ulan iyi yırttık gibi hani böyle çünkü... Hı hı. İSK avlayacak da az kalsın Şumski'yi. Bir tane Mehmet Şumski Taş de orada güldü zaten kendini hani aynen. Böyle pozisyondan sonra. Bilal'in iptal edilen golü var. O bence temiz. Yani ben orada faul olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Zeki Avru'ya faul yapıldığını düşünmüyorum. Nasıl geçen hafta bence Tomane'nin penaltısı verilmediyse ben öyle düşünüyorum. Bu maçta da bence hakem ambiyanstan etkilenip temiz golü iptal etti. Çünkü 30 bin taraftar vardı statta. Evet. Müthiş bir ambiyans en vardı. En kalabalık maçın orada Samsun. Hakemlerimiz de zaten yeterli değiller. Böyle ambiyans gördükleri zaman daha dolu tribünlerden etkileniyorlar. Bence bu da normal. İnsan psikolojisi olarak görüyorum. Bence normal direnç olmaması gerekiyor. Direnç hoca direnç gösteremedi o pozisyonda. Golü verdi. Hı hı. Ben vermedi. Pardon. Ben faul olmadığını düşünüyorum. Çünkü Bilal orada savunmayı ipe dizdi. Hı hı. Temizdi bence. Zeki'ye faul yok. Bence de faul yok. Çünkü şöyle bir nokta var. Eğer o pozisyona faul verilirse Türkiye'de birçok maçta birçok golün iptal edilmesi gerekiyor. Bütün ikili mücadeleler faul olur aynen. Zaten. Ve onun dışında baktığım zaman da Tomani'nin penaltı beklediği bir pozisyon var. Onu da şimdi ekrana veriyoruz. O da ikinci yarıda oldu. Bilal'in Tomane de şimdi pozisyonunu tekrardan görüntü olarak vereceğiz. Tomane'nin pozisyonu da penaltı diye. Tomane çünkü pozisyonun başlangıcında savunma oyuncusu Avuku'nun göğsündeki formasından çekerek aynen. Yere indirerek yere getiriyor ve yere düşürüyor. Tomane oyuna girdikten sonra zaten ayakta kalamadı. Yani ayakta duramadı. Yani kondisyon fiziği de yetmiyor zaten. Yok, bir tane sol köşede daha doğrusu korner tarafında, sol tarafta topu kurtarmaya aldı. Çalıştı. Kurtaramayınca yere yığıldı. Aynen. Sol tarafta yere yığıldı. Penaltı pozisyonunda da aynı şekilde Avuku'nun göğsünden, formasından çekerek oyuncuyu yere indiriyor. O oyuncunun yere düşmesiyle zaten oyuncu Tomane'nin üstüne geliyor. Yani ya orada penaltı şöyle yok. Oluyor. Tomane
Şimdi şöyle, iki oyuncu da birbirlerine foul yapıyorlar ama ilk foul'u yapan Tomane. Evet. Tomane hatta şeyden çekiyor, tam böyle göğüs sponsorun formasını, yazdığı aynen. şeyden çekiyor. Avukunun da ayakları yerden kesiliyor. Hı hı. O da foul yapıyor orada otomatikman. Penaltı olamıyor. Niye? Çünkü ilk pozisyonda foul'u Tomane yapıyor. Evet, orada Tomane ondan yapıyor. Ondan dolayı. Bence penaltı değil. Bence de penaltı değil. Onun dışında bir de maç kadrosunda Samsun Spor'a baktığımız zaman da sen Haris'i 11'de oynattı ya hoca. Doğru Haris'le bence. Haris'le ilgili yani performansı için ne düşünüyorsun? Bir Haris de iyi oynamadı ya. Douglas'ın ve Fofana'nın performansı ile ilgili düşünüyorsun özellikle. Ya Fofana golü attırdığı için oradan kurtarıyor bence. Çünkü skoru yapan oyuncu oldu. Douglas etkisizdi. Ya zaten Samsun Spor'da bir rehavet var. Göztepe maçında da vardı bu. Hı hı. Dün kendi evinde oynadığı için oyuncular daha konsantreydi ama onlar da işin bittiğini biliyor. Hı hı. İnsan psikolojisi. Belki de şu an birçok oyuncu tatili düşünüyor olabilir. Hı hı. Şampiyonluk kutlamaları ardından. Çünkü Samsun Spor için sezon bitti yani. Ben bazı taraftarlarla konuşuyorum. Samsun Spor'da bazı taraftarlarla konuşuyorum. Sosyal medyadan falan. Aynen. Özel olarak. Onların bazılarının görüşleri var. Ona katılıyor musun? Yani daha doğrusu ne düşünüyorsun onu soracağım. Şikayet sana. Gibi mi? Aynen. Şunu diyorlar. Samsun Spor'un bu gidişatında taraftarın etkisiyle özellikle iç sahadaki maçlardan bahsediyorum. Samsun Spor maçları aldığını söylüyorlar. Hüseyin Hoca taraftarla kurtardığını söylüyorlar. Hem oyun olarak hani hem hocanın seçimleri olarak Hüseyin Hoca'nın sınıfta kaldığını düşünenler var. Yok canım ben ona katılmıyorum. Samsun Spor sezonun başlarında falan Hüseyin Hoca falan geldiğinde tribünler bomboştu. Hı hı. Hoca bir kere inandırdı takımı camiayı. Samsun Spor çok kötü durumdaydı. Burada oynanan Pendik maçını kaybetseydi Samsun Spor'un neredeyse cenaze namazı kılınacaktı. Bu sezon için yani iş aynen. bitiyordu. Evet, hani, morgdan idi o zaman. Morga gidecek. Spor. Takım morgdaydı yani. İşi bitiyordu. Hı hı. Evet, Hüseyin Hoca ilk geldiğinde stat bomboştu. Kaç kişi geliyordu? 5.000, 6.000, 10.000 bile değildi. Hoca inandırdı. O kadar da değil yani. Tabii Hüseyin ki. Hoca'yı da resmen bitirdiler yani. O tabii kadar. Ki. O... Ya Hüseyin Hoca'nın son iki maçta da hatası olabilir ama insan psikolojisi yani. Hoca takımı dipten aldı, nerelere getirdi. Daha ne yapacak ki? Samsun Spor'un efsanesi denilen Ertuğrul Sağlam bile bu takımı çıkaramadı. Tabii. Bir de en kolay sezonda çıkartamadı. 2020-21 sezonu TFF 1. Lig tarihinin en zayıf sezonuydu. Hem evet. maçlar seyircisiz oynandı hem de 3-4 tane takım dışında tüm takımların kadroları çok kötüydü. Zayıftı yani. Bir de şöyle bir durum da var Samsun Spor'la alakalı. Yani Hüseyin Hoca'ya ben çok yüklenildiğini düşünüyorum haksız yere. Hoca çok büyük iş yaptı yani. Gel ve devre arası transfer bile yapmadı Samsun Spor neredeyse. Gelen oyuncuların hiçbiri yıldız oyuncu değil. Hı hı. Hep genç oyuncular geldi. Yani Hüseyin aynen. Hoca ekstra... Bak, bir Benasseri'yi. O da depremden dolayı geldi. O da gelmeyecekti belki de yani. Evet. Hani Benasser. O Şubat'tan sonra geldi ya. Depremden Mart'ta sonra. Falandı. Maalesef. 6 Şubat'tan sonra, depremden sonra işte. Aynen maalesef o olaydan dolayı. Baktığında Hüseyin Hoca gitti, Yıldız ve Ertuğrul Sağlam'ın döneminde bu takıma Yasin Öztekin de Gökhan Karadeniz geldi. Hoca kullanamadı bu oyuncuları. Hatta Yüksel Başkan Emrah Başsan'ı falan getirecekti, Ertuğrul Sağlam almadı ya. Kabul etmedi aynen. Düşün, Hüseyin Hoca oyuncu bile aldırmadı. Hatta Hüseyin Hoca çok eleştirmemize rağmen buradan Novi Kovas'la Boldrin gibi iki tane oyuncuyu gönderdi, tepkileri göze aldı. Hı hı. Bunu herkes yapamazdı. Kelle aldı işte, biz hep diyoruz ya aynen. Kelle almam lazım. Hüseyin Hoca'nın altın ordudan ayrılma olayı da çok soruluyor bize. Orada şöyle bir şey var. Nasıl soruluyor? Şu açıdan Hüseyin Hoca altın ordudan neden ayrıldı diye. Miadını doldurdu Hüseyin artık Hoca orada. Kendi rica etti. Kendi artık sıkıldı kendi yani. Kendi gitti görüştü aynen. Yönetimle dedi ki ben artık dedi daha hedefe oynayan bir takım. Ben burada misyonumu tamamladım dedi kısacası. Zaten altın ordu Hüseyin Hoca'yı bırakmazdı, bırakmayacaktı. Hatta rica etti. Werder Bremen'le bir görüşme zamanı şey o sezon oldu, başıydı. Süreci oldu sezon başında. Aynen. Samsun'dan önce. Aynen biliyorum Samsun'dan önce. Aynen. Hemen o geçen sezon bittikten sonra olmuştu. Ardından olmadı ama zaten Hüseyin Hoca'nın altın orada kalmayacağı belliydi. Almancası da var ya Hüseyin Hoca. Almanya'da olmaması lazım Hüseyin Hoca zaten aynen. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Almancası da çok iyi. Aynen. O yüzden. O yüzden öyle bir süreç oldu ama tabii o gerçekleşmedi. Ardından Samsun Spor'a geldi. Zaten bu bize gelen, bana sorulan soruyla ilgili sana sordum ya. Zaten orada ben sana katılıyorum. O kadar da bitirmeye gerek çok yok hocayı. Çok haksızlık ha, ya. Şöyle bir nokta var. Şunu konuşabiliriz. Hoca zaten yeni sezonda Samsun Spor'la Süper Lig'de başlayacak. Madde de var onun, zaten. Onun için de bir şey olacak. Şans, fırsat. Büyük bir fırsat olacak. Tabii. Eğer hoca orada sezon başladığı zaman da çok iyi başlayıp iyi bir futbol, iyi bir gidişat sergilerse tabii. Hüseyin Hoca da Süper Lig'e ayak basan hocalardan birisi olmuş olacak. Artık top hoca da. Ya Hüseyin Hoca için şöyle şey bir şey var Hüseyin Hoca için. Samsun Spor'da diyelim sallıyorum. Sene ilk 10 hafta başarısız oldu. Ayrılsa bile artık Hüseyin Hoca
iddialı takımların hocası olacak. Ve sallıyorum. Birinci ligde aynen. TFF birinci ligde şampiyonla oynayan bir takım Hüseyin Eroğlu hocayı direkt gidip alır. Tabii ki. Hani Samsun Spor'da Süper Lig'de yapamazsa. Aynen. Yani hoca artık level atladı yani. Kesinlikle öyle seviye olacak. Atladı çünkü bu tarz durumlarda her zaman oyuncu da olsa, teknik direktör de olsa piyasasını yükseltmiş oluyor. Mesela TFF 1. Lig'de şampiyonla oynayan takımlar hep Yusuf Abdioğlu'nu almaya çalışıyor değil mi? Niye? Çünkü şampiyonluk yaşayan. Hatay'da var, Ankara Gücü'nde 2 tane var, Samsun'da da oluyor 4 Yusuf'un. Evet. Hani ligin belli başlı oyuncuları var. Nereye gitse şampiyon. İşte Erhan Çelenk alt liglerde. Gökhan Karadeniz. Bu oyuncular hep kupa kaldıran oyuncular. Mesela. Erdem Özgenç. Aynen Erdem Özgenç. İşte hep takımlar bu oyunculara gidiyorlar. İşte Hüseyin Hoca da öyle bir hoca olacak yani. İşte bundan sonra yukarıya oynayan takımların hocası. Evet birinci için böyle olacak. Süper Lig'de eğer hoca ben Süper Lig hocası olacağım. Burada artık üst düzey olacağım diyorsa da o bu sefer anlaşılacak. Samsun Spor'la büyük bir şeyi var, tabii. Fırsatı var. Orada da iş hocada bitiyor. Nasıl aynen. bitiyor? Öncelikle yaz döneminde yapılacak transferler, ardından takımın performansı, oyunu. Şimdi mesela şöyle bir nokta var. Bak dünkü maçtan sonra herkes ne yazdı? Samsun Spor taraftarları. Hocanın yine korumacı futbol oynaması, takımın geriye yaslaması bize gol yedirtti. Allah'tan gol iptal edildi diyorlar. Şimdi ben geçen hafta eleştirirken işte o yüzden eleştirdim. Şimdi buradaki yanlışları görüyorum ama ben skor odaklı konuşmuyorum burada. Çünkü Samsun Spor işi bitirdiği için söylüyorum. Sadece ince nüansları görmek için söylüyorum. Bunları Samsun Spor, yani Hüseyin Hoca daha doğrusu Süper Lig'de işte yapmaması gerekiyor. Ne mesela? Forma adaletini iyi yapması lazım, sağlaması Hüseyin lazım. Hüseyin Hoca'nın forma adaletini iyi sağlamadığını düşünüyor musun peki? Düşünmüyorum yüzde olarak. Sadece Tomane takıntısından dolayı özellikle vurgu bence yapıyorum. Orada başka bir şey var. Tomane özellikle oynatılıyor. Hani eskaza bir iki gol atarsa belki kendini parlatıp satılabilir. Belki Tomane'de madde olabilir. Süper Lig'e çıkılırsa otomatik uzuyor diye. Samsun Spor'da hani kendini göstersin belki satalım diye. Peki ben sana bununla ilgili bir soru sorayım. Tomane diyelim ki burada Samsun Spor'da oynuyor ya. 2-3 tane gol atsa sence piyasası yükselecek mi? Bence TFF 1. Lig'de kalabilir. Çünkü Gençler Birliği istedi bu sene Tomane'yi gitmedi. Çünkü burada iyi para alıyor. Zaten rahat. Samsun'da takılıyor sahilde biliyorsun Tomane yani. Rahat da güzel bir şehirde yaşıyor. Gitmedi sözleşmesini dolduruyor. Ama seneye Tomane'yi muhakkak elden çıkaracaktır Samsun Spor bir formül bulup. Kesinlikle. Eğer sözleşmesi otomatik uzuyorsa onu bilmiyorum. Bence sözleşmesi galiba bu sene bitiyordu. Bitiyor da Süper Lig'e çıkarsa uzama maddesi var mı? Bazı oyunculara koyuyorlar şimdi menajerleri. Bence yoktur diye düşünüyorum. Varsa eğer hani mesela sorarız, başkana da sorarız bunu. Dün Benasser yedek kaldı. Sonradan girdi. Ama iyi oynadı bence. Fena oynamadı. Aynen. Girdikten sonra. Osman Çelik sonradan girdi. Yok Osman pardon oradaydı. Şey oyundan çıktı. Benasser girdi. Aynen. Bir de şey girdi oyuna. Laura. Laura girdi hoca oyuna. Hoca Laura'yı bence biraz geç aldı 76'da. Aynen. Douglas kötüydü zaten. Fofana bir şeyler yapmaya çalıştı ama çok fazla ayağıyla topla oynadı. Ve mesela bir tane pozisyon oldu. Arkadaşını görmedi. Doğru. Tam bunu söylerken bir tane daha pozisyon oldu. Tomane'nin bir tane pozisyonu vardı. 18 çizgisinde. Yanında arkadaşı bomboş. Vermedi. Önüne yuvarlasa karşı karşıya kalacak. Topa orada vurdu. Vermedi. Doğru. Top da zayıflayıp kaleciye gitti. Çok kötü gitti zaten. Orada da pas atması gerekiyordu. Aynen. Bir de Bünyamin konusuna girelim. Ha aynen doğru. Bünyamin yürürü konuşalım. Sen yorumunu yap ardından da ben yapayım. Ya zaten programı tamamlayalım. Şöyle bir şey var yani Tuzla Spor'da neyin ne olduğu belli değil maalesef. Hani iki haftada bir hoca gidiyor geliyor. Dün de ilginç bir olay oldu. Bünyamin 75'te oyuna girdi. Tamam oyuna girdikten sonra kötüydü de. 75'te girdi. Tamam 86 mıydı 86-88. Aynen oyundan çıkarılmak istendi. İmbula girecekti hatta orada. Kenarda İmbula vardı. Ama Bünyamin çıkmak istemedi. Amiyane tabirle gider yaptı desek geridir kulübeye. Aynen. Oyunda da kaldı. Bence yanlıştı bu durum. Ki ben bu sene Bünyamin'in performansını beğeniyorum. Yani beklediğimden iyi oynadı bu lig için. Ama bu maçta çok kötüydü. Ayak da zor durdu zaten. Aynen çok kötüydü zaten. Ama yani Tuzla Spor'da zaten hiçbir düzen yok ki yani. Bir de Tuzla Spor'da ben Adeniyi geçen maç 11'de oynadı dedim. Oynamadı çok pardon. Adeniyi son 3 maçtır sonradan yok, giriyor. Yok sen oynadı demedin zaten. Oynadı dedim yok. Ya. Devrede çıktı dedim. Oynadı dedim. Yok, devrede sanki, çıktı sanki dedim. Yok şey dedin. Son dönemde zaten yedek kalıyor. Şöyle Keçiören Gücü maçında yedek kaldı. Denizli'de 11'de oynadı dedim. Denizli'de de sonradan girdi içerideki maçta. Her sen şey demiştin. Son 3 maçtır zaten sonradan giriyor James Adeniyi. Ben ya Tuzla Spor'da zaten işleyişte sıkıntı var. Sen, sen zaten şey söylemiştin. İmbula yedek kalıyor demiştin son dönemde doğru. Tuzla'da ya Tuzla Spor'da zaten şöyle bir durum var. Emre Molgil mi hoca, Kemal Tavacı mı hoca belli değil zaten. Mesela geçen
bir yayına katıldı Emre Morgül Hoca. Normalde Kemal Tavac'a katılması lazım hocaysa. Ben ne diyor Emre Morgül? Ya işte taraftarımız bizi desteksin diyor da Tuzla Spor'un taraftarı ki hocam. Tuzla Spor'un sadece tek bir taraftar grubu vardı. Cefakar Tuzlular. Onların da arası sıkıntılı yönetimde. Küstürdüler. Aynen. Şimdi şöyle bir nokta var. Mesela biz hani şimdi pozisyonları tartıştık ya. Bilal'in golünün yanlış olduğunu düşünüyoruz hakem kararının. Ama kimse burada kalkıp da şunu söylemesin. Yok Samsun Spor hakemlerle kazanıyor. Yok Yüksel Başkan, yok. Yok Yüksel Başkan tabii güçlü paralı o yüzden Samsun Spor'a taviz veriyor falan diye yorumlar görüyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Samsun helal bir şekilde anasının aksutu gibi helal. Helal bir şekilde Samsun Spor 2 sene önce Künde'ye getirildi. Tuzla çıkamadı. Spor'dan. Tuzla Adana Demir Tuzla Giresun maçlarında. Öz Yüksel Başkan'ın parası o zaman da vardı. İstese o zaman hallederdi eğer öyle bir şey yapmak istese. Hı-hı. O alakası bile yok. Samsun Spor 20 maç yenilmemiş. Aynen öyle. Bir takım mesela Eyüp'ü 4-1 yenmiş. En direkt rakibini dümdüz etti deplasmanda. 4-1 yendi. Gitti Sakarya'ya. Sakarya maçında iyi oynamadı ama kazandı mesela. Sonuçta sonucu aldı yani. Tabii. Rize maçını üstün oynadı. 2-0 yendi. Pendi 10 kişiyle 4-2 yendin. Aynen öyle. Ya yani hiç alakası bile yok. Kimse onlar yani suç atmasına veya lekelemeye gerek yok. Abi canım o fostur olayına dönüyor. Öyle bir şey yok. Samsun Spor hak ederek tabii canım. Süper Lig'e çıkıyor. Aynen öyle. Çıktı zaten. Biz bunu Sakarya Spor maçında da söyledik. Sakarya maçından sonra. Yani pozisyonları tartışırız, objektif yorumumuzu yaparız. Yanlış veya doğru neyse onu söyleriz. Bizim de kimseden çekincemiz yok. Yani biz Samsun Spor tarafından çok destek alıyoruz aynen diye. Aynen öyle. Bizim hani kendi görüşümüz anlamında söylüyorum. Doğruysa doğru deriz, yanlışsa yanlış deriz. Mesela geçen haftaki pozisyona sen Tomane pozisyonuna penaltı dedin. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Ben de mesela Arslan'a geçim penaltı pozisyonu olduğunu düşünmüyorum dedim. Bugünkü programda da dünkü penaltının penaltı olmadığını düşünüyoruz. Burada ikimizde anlaştık hepsinde zaten. Aynen. Burada görüşlerimiz aynı. Yani sonuçta bir de şöyle bir nokta da var. Onu da söyleyelim. Biz iki kişi program yapıyoruz. Görüşlerimiz farklı olabiliyor. Metehan der ki doğru. Ben derim yanlış. Metehan der ki bu pozisyon gol. Ben gol değil derim. Metehan penaltı der. Ben penaltı değil diyebilirim. Aynen öyle. Böyle de bir nokta var. Dün mesela Twitter'dan ben pozisyonları paylaştım. Birisi de altına hemen yorum yazmış. Demiş ki Trevor Espa'nın oldu zorunlu zaman gitti. Ya biz pozisyon paylaşıyoruz. Biz pozisyon paylaşmışız. Hatta ben penaltı pozisyonu sordu bir taraftar. Orada dedim ki bence penaltı yok dedim. Bize göre. Çünkü Tomane oyuncunun göğsünden asılıyor formaya. İlk o çekiyor. Çekiyor diyorum. İşte yazıyorlar. İşte sizin 10 aboneniz vardı. Samsun Spor taraftarı sizi buraya getirir. Şimdi Samsun Spor taraftarı bize destek veriyor. Söylüyoruz da biz yalayacak veya yanlışa doğru yanlış diyecek bir durumumuz yok. Yani biz zaten objektif yorum ve düzgün iş yaptığımız için zaten bizde yani taraftar destek veriyor demek ki. Şimdi biz saçma sapan konuşsak veya işte haksız bir şekilde takımları yerden yere vursak zaten bizi kimse izlemez ki. Ya ama şöyle bir şey var. Herkesi memnun edemezsin. Aynen. Ne İsa'ya ne Musa'ya diye bir aynen laf öyle var biliyorsun. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani burada şey görüyoruz sadece. Kıskançlık görüyoruz. Boş yani ya. Zaten şöyle bir nokta var. Eğer bir insan doğru bir iş yapıyorsa zaten Allah onun önünü açıyor. Yani tabii bunu canım, biz yaptığımız işten zaten görüyoruz. Kimse hani orada kıskançlık noktalarına girmesinler. Yani eğer zaten bizi beğenmiyorsanız altını niye yorum yazıyorsunuz ki? Bizi engelleyin bütün o sosyal medyadan değil mi? Aynen. YouTube'da da şey yapın. Orada buton var. Bu kanalın önerilerini görmek istemiyorum deyin. Tamamen şeyler bitsin. Yani bizle ilgili önünüze hiçbir şey çıkmaz zaten. Doğru. Biz kimseye demiyoruz ki bizi izleyin diye. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. Samsun Spor'un da galibiyetini tekrardan tebrik ediyorum. Tek bir soru soracağım diye öyle kapatalım. Tabii. Hüseyin Hoca sence Soner Gönül'ü bilerek mi hani dinlendirmek için mi oynattı? Mücahit de biraz daha hani çünkü bu sene çok az maça çıktı. Mücahit de oynasın diye mi özellikle? Bir de Emre Demir geçen Göztepe maçında cuma akşamı oyuna girmişti. Hüseyin Hoca bu maçta Emre Demir'i oyuna almadı. Onun için ne düşünüyorsun? Öyle kapatalım. Bence Mücahit'i ısındırmak için, kendine getirmek için hoca oynattı. Soner zaten oynadı. Evet, bir de ben geçen biliyorsun hatırlıyorsan Göztepe maçından önce sana dedim ki bana sorduğun zaman da kadrolarda Soner de oynasa, Mücahit de oynasa doğru, ben yanlış veya doğru demem dedim. Yani daha doğrusu yanlış demem dedim. O yüzden hoca da burada Mücahit'i biraz daha ısındırmak için oynattığını düşünüyorum. Emre Demir konusunda da ben ne hocanın yerinde olsam Soner yerine Emre Demir alırdım zaten. Aydoğdu yerine. Hmm. Polat Yaldır da hiç şans bulamıyor. Çok geri planda kal. Demek ki Hüseyin Hoca Polat'ta bir şey görmüyor. Çünkü Polat'ı birkaç maç oynattı ya hatırlıyorsun. Biz de dedik ki biraz şans verilmesi İlk gerekiyor. İlk geldiği maçlarda oynattı. Aynen. Biraz çok sakat vardı ya. Dedik ki biraz şans verilmesi gerekiyor. Polat'ta bakalım kendisini verecek mi sahaya. Polat orada kendisini göstermedi ya. Vurdum duymaz oynadı. Ondan sonra Hüseyin Hoca da onun biletini kesti. Bir de Hüseyin kesti. Hoca genç oyunculara hep şans veren bir hocadır. Yani Muhammed oynattı işte en büyük örneği. Altınordu'da da çok genç oyuncu parlattı. Çok satış yaptırdı. Oranın demek şey ki Hüseyin Hoca Polat'ta bir potansiyel ışık görmüyor. Bana öyle geliyor. Yoksa Hüseyin Hoca
Mesela bu takımda Cihan Kahraman performans verdi. Hemen 11'e aldı, oynattı kaç maç. Demek ki Polat da hoca bir ışık görmüyor. Yani Polat hocayı memnun edemiyor. Çünkü Yunus Emre Çift niye her hafta ilk 11'de oynuyor? Hak ediyor. Aynen. Demek ki Polat da hoca bir şey görmedi yani. O görse oynatır. En büyük önerini sana söyleyeyim. Hüseyin hoca gençlere çok şans veren bir hoca çünkü. En büyük önerini sana söyleyeyim. Polat Yalda çok ön planda bir oyuncu. Taraftarında sürekli övdüğü bir oyuncuydu. Hoca geldi, hiç isminin kimsenin tanımadığı bilmediği Muhammed Özbaskıcı'yı aldı. Aynen. Oyuna soktu, oynattı. İyi de oynuyordu ama talihsiz bir şekilde sakatlandı. Hala sakat zaten. Ya ben de onu anlamadım. Maalesef. Oyuncuya ne oldu cidden böyle bir anda kötü ya? Kötü sakatlandı ama. Darbeye bağlı, hani çok biraz tehlikeli. Biraz da aslında hocadan böyle bir ricada bulunsak buradan desek açıklama ki. Açıklama gibi mi? Yani böyle hoca bir son durum ile gibi giversin. Vallahi merak ediyorum. Hani Muhammed Özbaskıcı şöyle bir, biliyorsun, ayağında top varken şöyle bir hareket yaparak Malatya maçında bir anda yerde kalmıştı. İç sahada aynı. Herhalde orada ciddi anlamda liflerinde bir sıkıntı oldu. Her şey olabilir. Bakalım. Geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan iletelim Muhammed'e de. Samsun Spor'un galibiyetini tekrardan tabii tebrik ediyoruz. Tüm takım taraftarlarına, yani daha doğrusu Samsun Spor taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları desteklerden dolayı. Bu haftayı bay geçiyor Samsun Spor. Aynen. O yüzden maçı yok. Doğru. Bu 3 gün izin yapacak takım zaten. Aynen. Hüseyin Hoca dün açıklama yaptı. Ağzına sağlık. Ben de Samsun Spor'un da galibiyetini tekrardan kutlayalım. Süper Lig'de şimdiden hayırlı olsun. Aynen, diyelim. Aynen, hayırlı olsun. Samsun camiasına, tüm Samsun'a da selamlarımızı yolluyoruz. Herkese de iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.